yemek yapalım. Haydi peki. Bakalım. Evet. Üç kız yan yana gelince biz tabii. Evet. Neyle başlayalım? Şalgam suyuyla başlayalım mı? Başlayalım şalgamla. Nasıl yapacağız? Süper. Şimdi şalgam için böyle mor havuçlarımız var. Onu böyle yapayım mı? Olabilir ama biz onları ayıklamış halde olması lazım burada. Ha, bakalım kızlar bakayım. Yaptı sanırım. Bu mu? Şöyle. Bu. Heh, tamam süper. Şalgam bu. Kırmızı pancarla çok karıştırılıyor ama aslında şalgamımız da bu. Bir tane şalgam. Böyle 4-5 tane de mor havuç. Bu şimdi şalgam mı? Evet şalgam ve mor havucumuz olacak. Ondan bu sonra, şalgamımız. Evet ondan sonra içerisine sarımsağımızı ve biraz da böyle acı kırmızı biber atacağız ki böyle daha metabolizmamızı da hızlandırsın diye. Şahane. Şalgam gerçekten ödem attırıcı, kabızlığı giderici, kansızlığa çok iyi gelen, akciğeri, bronşları temizleyen harika bir içecek. Aslında sofralarımızda eskiden çok tükettiğimiz, bu ara çok unuttuğumuz bir şifa kaynağı. Bol biz bol bunu şalgam için. Farklı yapacağız. Neden? Çünkü probiyotik değerini artırmak için kefir koyacağız yaparken. Aa süper. Kefir koyduğumuz için de probiyotik değeri artmış olacak. Süper. Evet. Peki hadi yapalım o zaman. Evet hadi yapalım. Ben asıl çayı merak ediyorum. Ay, bugün bak, badem çay, sütlü çay. Çay. O çok güzel onu olacak. Onu diyorum çok içindeki lezzetli. Süt değil. Evet. Badem sütlü. Su değil süt ama süt de süt değil. Aynen. Badem sütü. Aynen. Şimdi bir kavanozumuz varsa hemen ben böyle şalgamları falan içine atmaya başlayayım. Şöyle bunda yapsak olur mu? Büyük büyük böyle. Olur. Şurada da var. Olur. Tabii niye olmasın. Bakayım. İstersen. Ha o da olur ama bu daha böyle güzel görünüyor. Tamam canım. Bunda yapsak olur mu? Olur mu? Kavanoz olursa daha iyi olur. O zaman kavanoz geldi. Süper. Harika. Tamam. Harika. Ben hemen eldivenimi de takayım. Bugün böyle kırmızı kırmızı mor mor harika sebzelerle uğraşacağımız güzel, için. Güzel. Bayılırız. Ya içinde fosfor, C vitamini, kalsiyum, magnezyum yani inanılmaz derecede vitaminler, proteinleri olan. Ne kadar sürede olacak bu? Şimdi yaptık diyelim. Şimdi yaptık diyelim. Havalar biraz serin ya. O yüzden 5 günü bulur. 5 gün sonra buzdolabına alıyoruz. Haftaya tabii, tabii. Yeriz yani hemen, bunu. Hemen hemen. Süper. Ben sana olmuşunu getirdim. Bakar Aa, süper. Mısın? Süper. Tabii miyim tabii bundan? Ki. Tamam hemen. Şahane. Bu arada... Şöyle biraz çalkalayayım çünkü kefir olduğu için içerisinde bak görüyorsun. Ha. Şöyle. Biz onu yaparken. Ve tadı biraz daha alıştığımız şeylerden biraz daha yumuşak. Hmm. Peki ona buna nasıl koyacağım şimdi? Bunun içerisinde yaklaşık bir tane şalgamımız var. Ve olabildiğince de mor havucumuz var. Hayır ben bunu dökebilirim diye. Ben koyayım diye. Mı istersen? Ay evet senden rica etsem. Hadi gel. Sen yap. Evet. Ha. Bu arada Nermin Hanım diyor ki ben kendi şalgam suyumu evde kendim yapıyorum. Bravo size. Süper. Yeliz Hanım da annem siyah havuçla turşu yapıyor. Hazımsızlığa çok iyi geliyor demiş. Çok iyi demiş. Gelir. Aynen. Aynen. Bak siyah havuçla turşu nasıl yapıyor acaba siyah havuçla süper. Turşuyu? Şimdi bunu yaparken aralara böyle bol bol sarımsak. Şalgama sarımsak çok yakışıyor. Aynı zamanda biliyorsunuz doğal antibiyotik, çok prebiyotik. O yüzden bu çok çok güzel. Bak bakalım tadına Elif, beğenecek evde yapıp misin? Beğenirim, çok severim. Elif'im sana da koyayım mı? Vallahi birazcık. Çok güzel. Yok sonra. Ha? Ama acayip güzel şunu gözüküyor. Biraz su daha alabilirsem bu dolduracağım tamam. için. Peki bu acılı mı Elif? Biraz. Biraz. Ben acı severim ondan biraz, soruyorum. Biraz acılı. Hiç sıkıntı değil bence. Bu arada benim midem biraz enteresan. Her şeyi yiyebilirim. Mesela sabah yok yedim. Kahvaltı birazcık yaptım. Sorun değil. İyi. Az hiç tadına bak. Kız burası sarımsak kokuyor böyle. Şalgam sarımsaksız olmaz. Dur. Kok diye yapıyorum. O bayağı bir sarımsak kokuyor bayağı ya. Bayağı sarımsak bayağı kokuyor. Sarımsak. Ya eve gidemem bunu içersen. Tamam o zaman sonra denersin. Nasıl olsa bayağı getirdim iç sana. İç bakayım sen bekersin iç. Tamam bir ara. Burada tuz oranını nasıl? Vay çok güzel boğazımda tam biraz şişti. Vay. Zaten boğaz ağrısına akciğer temizliyor. Müthiş. Bir de ödem attırıyor. Romatizma hastalarında falan da arada çok. Boğazı. Evet. Ay çok beğendim. Beğendin misin? İyi. Bir dakika sevindim. Çok dikkatli dinleyeyim. Daha koy sen. Ay aman Allah'ım. Hiç, çok hiç. Sevindim. Ha şifa böyle sağlıklı şeyler hiç. Ay çok evet. Oldu ama. Süper. Elif'in bugün biraz boğazı da ağrıyordu. Evet, bak biraz sana şifa olsun. Ama gerçekten inşallah. Şuradan yaktı geçti. Ne yakıyor? Sarımsak yakıyor. Bol sarımsak. Ha. Allah Allah. Biraz da acı biber. Ne hani var şimdi acı onun biberimiz içine? Var ya. Bak şimdi bu şu an burada yok hali. Ama şimdi bunun içerisinde yani tabii kavanoza göre ben daha büyük bir kavanoz için size tarif vermiştim. Orada zaten yayında çıkıyor. Ha. Ama olsun. Şöyle bir kavanoz için işte 2-3 tane mor havuç, bir tane şalgam, bir baş sarımsak. Hmm. Ve
acı olmasını isteyenlerde o kırmızı, hani küçük kırmızı acı biberler vardır ya, içine de 2-3 tane kırmızı acı biberden ilave ederlerse harika olur. Çok tuzlu sevmeyenler bir tatlı kaşığı, tuzunu biraz daha bol tutmak isteyenler bir yemek kaşığı kadar da tuzla bir salamura suyu hazırlayacaklar. Vallahi bayıldım. Afiyet olsun. Biz var ya böyle eskiden. Ama hamilelere zararlı değil, değil mi? Yok, şalgam kan yapıcı. Yok, hayır, hayır. Hani ne bileyim, mor havuç, yanımda pancar, hiç. Değil mi? Evet. Süper. Yine de hani bir kahve fincanı falan. Yani evet, çok fazla abartmamak. Evet. Tuzu çünkü var bunun. Bir aynen, aynen, doğru. O yüzden. Bak, görüyor musun, tuz sıkıntılı diyorum sana. Elinden tuzları alıyorum. Şimdi salamura suyumuzu da yaptık ya Zahideciğim. Ne yaptık? Bunların üzerine salamura suyumuzu da dökerek... İyice bunları da bastırarak biraz daha su bu kaldırır. Tabii. Galiba dediğim bu da gibi, havuç mu ki? Bu da havuç mu? Bu pancar o turşumuz için. Tamam. Aynen öyle. Ondan sonra şimdi kızlar sağ olsunlar, canım benim o kadar malzeme istiyorum ki onların da kafasını karıştırıyorum. Ay yok, yok, kırmızı severler. Biber bak, derken güzel. Tatlı kapya getirmişler. Yani acı aslında biber. Acı kırmızı biber buna konursa şalgamımız acı olur. Acı sevmeyenler şimdi yaptığım bu usulü deneyebilir. Aynen. Tamam. Biraz daha salamura suyu. Varsa sorunuz bana yazın. Dur telefonumu alayım da Instagram'da neler yazıyorsunuz bir bakayım şekilde. Ben de. Bunu serin, karanlık bir odada kapağını da iyice kapattıktan sonra yaklaşık 5 gün dinlendiriyoruz. Ha ama pardon, ben bunun probiyotik olmasını unuttum. Ne yapacaktım? Ha, onun için ne yapmak lazım? Evde hazırladığınız kefirinizi. Ha, kefir koyacağız. Aynen öyle. Üstüne. Kefir koyuyoruz. Şimdi bunun için bir büyük bardak biraz fazla. Bizim tarif için ideal aslında. Ha. Bu tarif için yarım bardak. Ay, kefir yeterli. Rengi. Şimdi bunu iyice bir... Bu tahta kaşıkla falan da karıştırılabilir. Ay, sabah sabah içim açıldı yemin ediyorum. Aynen. Nasıl güzel bir renk oldu şöyle, öyle. Bu durdukça güzelleşiyor. Durdukça öyle güzelleşiyor. Mi? Bunu 5 gün sonra ne yapacağız? Süzeceğiz. Süzdükten sonra buzdolabımıza kaldıracağız. Tabii şimdi bu biraz kefirini bol tuttuğum için biraz pembemtırak oldu. Benim tabii böyle 7 kiloluklara kuruyorum ben. Daha o yüzden da. Benimkisi biraz daha, daha rengi mor oluyor. Ha. Aynen rengi öyle. De enteres, pembe enteresan oldu, oldu. Değişik oldu yani. Böylece probiyotik bir şalgam suyu 5 gün sonra elde etmiş oluyorlar. Bu arada oluyorlar. İlay Hanım demiş ki, İlay da ne güzel bir isimmiş. Diyetisyenim kırmızı havuç veriyor, çok kilo verdiriyor demiş. Lif oranı çok yüksek çünkü. Ha. Bir de şey aslında şeker var havuçta. Aha. Güzel. Ama kan şekerini dengeleme özelliği var mor havuçtaki şekerin. Bu kırmızı havuç dediği mor havuç aslında yani. Evet, bu havuçtan evet, bahsediyor. Aynen. Çok kilo verdiriyordu. Aslında bunu akşam var ya çoluğa çocuğa vereceksin, bunu kemirip duracak. Evet evet. En güzeli. Aynen, salatası ha, eline da böyle olur, şeker şahane türü şeyler vereceğine. Sağlıklı. En güzeli. Aa bak Tülay, şahanesin. Tülay Hanım demiş ki, şalgam suyuyla hiç bulgur salatası yaptınız mı? Bak Tülay yapıyormuş. Ay şahane. Bulgur salatası yapıyorum, çok güzel oluyor demiş. İyi fikir. Süpersiniz. Doğru. Elif duydun vallahi mu? Vallahi duydum. Evet. Ben bulgur salatası. Denedim. Bulgur harika. Demek ki bu şalgam suyuyla haşlıyor. Herhalde. Çekiyor içine. Vallahi süpersiniz. Çok rengi böyle de değişiyor. Böyle önerileri yazın bize. Herkese evet, fikir değişik, oluyorsunuz. Değişik. Bence de harika. Süper. Şimdi, şimdi bunu yaptık. Aynen. Şimdi 5 gün sonra süzüyoruz. Süzdükten sonra suyunu buzdolabına alıyoruz ve tüketiyoruz. Şalgamları yemiyor muyuz? Ben onları hemen böyle salatalar yapıyorum falan filan yiyorum, kıtır kıtır çok değil güzel mi oluyor. Aynen. Biraz daha küçük doğrarlarsa yemesi daha kolay olur. Ha,